Herkese merhabalar, iyi haftalar. Bir Kitap ve Film Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni ve hatta 10. bölümü. Yani bu rakamlar böyle yuvarlak rakamlar güzeldir. O yüzden biz bir sevindik 10. bölümde olduğumuzu fark edince. Paylaşalım istedik. Her zamanki gibi ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Yine bu sefer 2 haftalık, hatta geçen hafta film festivaline özel bir bölüm yaptığımız için ne izledik, ne okuduk, neler olmakta, bunları konuşacağız. Tuğçe, nasılsın ve neler izledin, nedir, raporunu alalım diyerek hemen sözü sana devrediyorum. Selamlar Eylül, teşekkür ederim, iyiyim. Güzel bir haftaydı, hatta 2 haftaydı dediğin gibi. Geçen hafta bir festival gündemimiz vardı. Ben de ne yalan söyleyeyim, senin özellikle çıkardığın listeden çokça faydalanarak biletlerimi almaya çalıştım. Dünya Beyin programına uygun olacak şekilde gündüz seanslarına biraz dağıtmaya çalıştım. Heyecanla bekliyorum festivali de diyerek neler okudum, neler izledim. Başlayayım yavaşça. Bir şey okumadım diyerek başlayayım, bir itirafla başlayayım. Ben de bir şey izlemedim, dolayısıyla lütfen rahat ol yani. Ne kadar birbirini tamamlayan bir ekip diyebilir miyiz, evet, o zaman? Evet, diyebiliriz. Bir eski bir filmle başladım aslında haftaya. Daha önce izlediğim bir film, 2012 yapımı Xavier Dolan'ın filmi Lawrence Anyways. Çok sevdiğim filmlerinden biri. Üçüncü filmiydi yanlış hatırlamıyorsam ve yine böyle bizi o dönem izlediğimde hatırlıyorum. Çok büyülenmiştim sinemadan çıkış anım. Hatta Fitaş'ta izlemiştim, bir gece seansıydı belki, hani son seanstı. Böyle çıkıp o Beyoğlu'nda Estiklal Caddesi'nde yürüdüğümü ve filmden ne kadar etkilendiğimi hatırlıyorum. Yıllar sonra bir kez daha izledim. Hatta böyle bir anda film aklıma düştü ve Mubi'de vardı, hala var izlemek isteyenler için. Tekrar açıp orada izledim. Başrollerinde Merville Pupo ve Susan Clement yer alıyor. Zaten Susan Clement çok Xavier Dolan'ın çok sevdiği, yani işte Jethro Mamer'de, Mami'de falan hep oynayan. Buradaki rolüyle de Cannes'da zaten en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Gerçekten oyunculukları çok başarılı. 30 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veren bir adam. Ve onun sevgilisinin imkanlı imkansız aşkının hikayesi diyebiliriz aslında. Böyle bir 10 yıla uzanan bir hikaye. 80'lerin sonunda başlıyor, 90'lara uzanıyor. Bu da ilginç mesela. 89 doğumluydu diye hatırlıyorum Xavier Dolan ve böyle 90'ları çok iyi aktarıyor bence ruh olarak. Renk kullanımları, müzikler yine çok şahane. Biraz uzun. Uzun gelebilir yer yer, yani 160 küsür dakikaya uzanıyordu film hatırladığım kadarıyla. Böyle bir trans karakterin sevgilisiyle olan ilişkisini anlatıyor ama işte yani o kadın erkek rolleri değişir mi aşkta, değişmez mi, böyle bizi bir sürü soruyla baş başa bırakıyor ve çok etkileyici, dediğim gibi yine çekimler, müzikler, sahneler, çok sevdiğim bir film. İzlemeyenler için mutlak tavsiyemdir diyerek ilk film böyle. İkinci film de bir kısa film. Yine çok sevdiğim bir yönetmen. O da Mubi'de izledim. Şu anda gösterimde. Ruben Östlund'un Kara ve Turist'ten hatırlayacaksınızdır dinleyenler. 2010'da çektiği bir kısa film. Banko önünde olay. Haziran 2006'da Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygunundan canlandırılıyor. Yani gerçek bir hikayeden. Ve böyle 90 oyuncu var. Çok gerçekten böyle titizlikle tek plan şeklinde çekilmiş. Çok bildiğimiz yönetmenin her zamanki tarzı, o mizahi tonla, toplumsal kayıtsızlığa çok iyi bir gönderme yapıyor. Ki zaten döneminde de bir altın palmiye kazanmıştı bu kısa filmle. Bu da yine böyle Ruben Östlund'un sinemasını özellikle sevenler için, kısa film de severler için. Yani sevmeseniz de bu arada bence keyifli. Ben mesela kısa film çok sevmem ama gerçekten keyifli bir yapım. Bu da yine Mubi'deydi. Bunları izledim ben. Sende ne var ne yoktu bu hafta? Bir şey izlemedin ama neler okudun?
Ben bir şey izlemedim. Sen bir de bir diziden bahsetmek istediğini söylemiştin. Benden sonra mı yapmak istersin yoksa onu da yapıp komple mi devretmek istersin? Hadi komple devredeyim. Tamam. Sonra Tamam. dizilere geçecektim. Ama yeri gelmişken çok konuşuldu zaten. Netflix'te Uysallar başladı. Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı, Hakan Günday'ın da senaristliğini üstlendiği yapım. İkisi zaten böyle şahsiyetten beri çok iyi bir ikili oldular. Çok da konuşulan bir ikili oldular. O da şöyle beyaz yakalı, işte üst orta sınıf aile fertlerinin hayatlarındaki böyle bir yeni arayışlara girme sürecine paralel anlatı tekniğiyle aktarıyor dizi. Punk kültürü, işte bu beyaz yakalı yaşamının getirdiği karmaşa, yeni Türkiye'nin gerçekleri. Aslında böyle çok içinden geçtiğimiz bir hikaye, çok da tanıdık gelen bir hikaye. Böyle çok da tabii şey sevdiğimiz oyuncular var. Öner Erkan gibi, ben çok beğenirim zaten kendisini. Keza Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Songül Öden, hepsi çok başarılı oyuncular. Ben tamamını izlemedim, ilk birkaç bölümünü izledim. Ama hani konuşulduğu kadar var mı? Yani hani ben o denli etkilenmedim bu arada, onu söyleyeyim. Ama yine de kesinlikle izlenmesi gereken, yani Türkiye'den çıkan iyi işlerden biri bence ki Onur Saylak ve Hakan Günday da bu anlamda ikisi başarılı ki Hakan Günday'ın sen hiç okudun mu bilmiyorum bu arada Hakan Günday. Özel çok Okumadım. Türk Özür yazar çok dilerim. fazla okumuyorsun biliyorum, o yüzden söyledim. Türk yazar okumuyorsun değil mi? İşte senin şu anda bir şey topun Evet. Bunu önüne. daha önce de yapıp kendin düzeltin. Ya yani öyle bir şey yok aslında. Yani şey olmuyor falan diye. Evet. Yani neyse Evet, ben söz öyle değil. aldım da açıklarım yine kendimi bir daha anlatırım. Çünkü bana çok soruluyor niye okumuyorsunuz diye izah ederim. Aynen. Yeri gelmişken belki bir kez daha konuşmuş oluruz. Özellikle de hani onun anlatısını sevenler için güzel bir eser diye düşünüyorum. Bir diğer tarafta da Being Connect'te sonunda, yani birkaç hafta sonra şeyde HBO'da yayınlanmaya başladıktan sonra ben böyle haftalardır başında bekliyordum. Elena Ferrante'nin Napoli romanları HBO'da diziye uyarlanıyor. Şu anda da üçüncü sezonu orada başladı. Ve geçtiğimiz hafta Türkiye'de de Being Connect'te yayınlanmaya başladı. Üçüncü sezon. Ben bayılıyorum, yani diziye de bayılıyorum. Zaten çok büyük bir şey yapım. Çok iyi ellere teslim edilmiş bence o eser. Çünkü çok, tabii ki çok kapsamlı ve çok başarılı bir eser. Yani o dönemi Napoli'yi, hatta işte şu anda artık Milano falan da işin içine dahil oldu. Baştan sona yarattıkları çok büyük bir yapım ki zaten Sorrentino'da yapımcılarından biri diye hatırlıyorum dizinin. Onun da üçüncü sezonu geldi. İlk bölüm yayınlanmıştı geçen hafta. Bir de onu izledim. Onu hala başlamamış olanlar, bunu daha önce de sanırım konuşmuştuk, mutlaka izlesinler o diziyi diyerek bu sefer kesin sana devrediyorum. Evet, aldım, kabul ettim. Teşekkürler. Önce açıklamamı, basın açıklamamı yapayım. Ya ben evet yani Türkiye edebiyatıyla yani bir şey problemim yok yani tabii ki. Ama bir şekilde edebiyat benim için biraz böyle uzaklaşmak, gitmek, başka yerlere gitmek anlamına geldiği için ve Türkiye edebiyatı da genelde o hissi yakalayamadığım için ve hep söylediğim bizim edebiyatımız aslında sinemamızda. Biraz fazla buhranlı, taşra sıkıntısından örülmüş durumda olduğu için bana çok iyi gelmiyor. Yani çok girişimlerim oldu ama böyle çok sevdiğim çok fazla yazar olmadı. O yüzden de böyle yani şey ya, bir şekilde sıra gelmiyor okumak istediğim diğer şeylerden diyeyim. Böyle bir durumum var. Şimdi ben kendim anlatıyorum neler yaptığımı. Hiçbir şey izlemedim bu 2 hafta içinde ama bir sürü festival bileti aldım. Önümüzdeki 2 hafta bu konudaki açığımı kapatacağıma söz veriyorum. Çeşitli filmler anlatacağım sizlere. Kitap olarak da 2 tane okudum. 2 haftada 2 benim için az aslında ama gerçekten çok çok yoğun çalıştığım bir dönem. Biraz da o yüzden zaten böyle denk geldi. İlki belki de söylemiştim 2 hafta önceki bölümde. Arjantinli yazar Jorge Baron Bizan'ın Çöl ve Tohumu adlı kitabı. Soykan Özyurt'un çevirisiyle yayınlandı. Yayınlanmıştı Jaguar kitaptan. Yeni bu kitap da birkaç ay önce çıktı.
Ya çok çok zor bir kitaptı. Çok gerçek bir hikaye. Yazarın ailesinin hikayesi. Babası Arjantin'de bir yani tanınan ve bir böyle şey tartışmalı bir figür, siyasi bir figür. Ve annesine, ki annesi de akademisyen falan, o da böyle şey etkileyici kariyerli bir kadın, o da böyle eğitim politikalarında görev almış falan. Annesinin yüzüne kezzap atıp intihar ediyor sonra ve yazarın annesinin yıllar süren işte ameliyatlarına falan eşlik etme sürecini okuyoruz. Devamında da çok acayip sarsıcı olaylar var ama hani bu kadarı kitabın arka kapağında da yazdığı için söyleyeyim. Çok 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 sarsıcı ve çok zor bir kitap. Çok yani çok sembolik bir anlatısı var. Çok fazla alegori var içinde, tekrarlayan sis, bıçak, çıplaklık falan gibi böyle sert alegoriler. Hem çok kişisel hem de toplumsal olarak çok büyük meselelere odaklanıyor. Arka tarafta o bize de çok benzetilen Arjantin'in bitmek bilmeyen dalgalı siyasi atmosferine tanık oluyoruz. Çok iyi yazılmış bir kitap ve ama çok sarsıcı ve zor bir kitap. Hele ki gerçek olduğunu bilerek okumak iyice zorlayıcıydı. Çöl ve Tohum'u ilk okuduğum buydu. İkincisi de yine bir Latin Amerika, canım benim, çok sevdiğim Şileli Alejandro Zambra'nın yeni kitabı, ya daha doğrusu yeni değil, bizde yeni yayınlandı. Bu da hatta duyurmuştuk çıktı diye birkaç hafta önce Notos'tan, yine her zamanki gibi. Çiğdem Öztürk çevresiyle yayınlandı. Bu da Zambra'nın yıllar içinde çeşitli dergilerde ağırlıklı olarak, dergi ve gazetelerde yayınlanmış edebiyat üzerine şeylerini, denemelerini içeren Okumamak kitabı. Okumak üzerine bir kitap adının aksine. Bu da böyle, ya ben Zamra'yı zaten çok seviyorum. Ve böyle yani şöyle hep söylerim, böyle edebiyata yapı söküm yapılması beni çok yoruyor. Yani sökmeyelim falan diyesim geliyor. Ama bu tür böyle biraz daha kişisel bir yerden edebiyatın ondan kalan duygular, tetiklediği düşünceler, kişisel hatıralar falan, bunların yazılması ve bunlara bu biçimde kafa yorulmasını çok seviyorum. Zambra her zamanki gibi böyle o tatlı, sakin ve neşeli diliyle bir sürü kitap ve yazar üzerine kafa yoruyor. İçine hiç bilmediğim yazarlar vardı çokça. Özellikle Latin Amerika'dan ve dilimize çevrilmemiş eserlerin sahipleri yazarlar. Ama onları okumak bile çok keyifliydi. Yani böyle okumak üzerine düşünen ve özellikle yazmaya çalışan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir tatlı tesadüf oldu. Bu kitabın son denemelerinden biri, az önce söylediğim Jorge Baron Biza'nın Çöl ve Tohumu kitabı ile ilgiliydi. Bir bitirir bitirmez karşıma çıktı. Kült bir kitap, kabul ediliyor o da zaten. Böyle yani Bolaño, Tanizaki, Cortazar, Kafka, tabii ki Borges falan gibi böyle bildiğimiz yazarlar da var ve bilmediğimiz yazarlar da var içinde. Çok hoş, böyle bir dediğim gibi bir başucu kitabı olabilecek bir kitap. Zambra'nın Okumamak kitabı. Benim okuduklarım da böyleydi. Haberler kısmına geçebilirim ya da senin haberlerini, sinema haberlerini alabiliriz. Nasıl yapalım? Bence senle başlayalım. Ben de bir soluklanayım. Tamamdır. Benimle başlayalım. Bir Mubi'ye bakalım istersen, ne var. Orada Godard'ın 83 tarihli Adı Carmen filmi geliyor. Burada zaten Altın Aslan'ı almıştı bu filmi ve bu klasik opera Carmen'in serbest bir uyarlaması. Ben de izlemedim. İzlemeyi düşünüyorum açıkçası. Merak ettiğim filmlerinden biri. Terörist bir grubun üyesi Carmen'in soyacakları bankanın güvenlik görevlisine aşık olmasını anlatan bir film aslında. Bu dediğimiz gibi klasik bir aşk hikayesini ters yüz ederek anlatıyor Godard burada. Bir diğer son dönemde yine benim beğendiğim filmlerden biriydi bu. Sadık Bir Adam diye çevrildi Türkçe'ye. 2018 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. L'Infidèle. Louis Garrel'in filmi.
Louis Garrel'de kendisi sevdiğimiz, beğendiğimiz malum ki eşi oynuyor filmde Latisha Casta'yla ve yine son dönemde gerek güzelliğiyle olsun gerek ailesiyle olsun çok konuşulan isimlerden biri Lily Rose Depp var başrollerinde. Bu da böyle yine bir aşk hikayesi aslında ama böyle çok klasik bir aşk hikayesi değil. Romantik komedi tarzında diyebileceğimiz ama buna böyle Fransız yaklaşımı tarzı sevenler için son dönemin güzel örneklerinden biriydi bence. Ben de böyle son dönemde zaten böyle çok da bu tarzda sevdiğim film çıkmamıştı. Sadık bir adam böyle hafif seyirlik tatlıca bir film olarak duruyor şu anda Mubi'de izlemek isteyenler için. Başka sinemada da Yangın Gecesi var. Bu 1 Nisan'da girdi. Tatiana Huyzon'un filmi. Meksika yapımı bir film. Yine ben böyle Meksika'dan çıkan işleri genelde seviyorum. Annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için nasıl böyle çirkinleştirmeye çalıştığı falan böyle bir köydeki 3 küçük kızın hikayesini anlatan etkileyici bir yapım bu. 8 Nisan'da da uzun bir aradan sonra Derviş Zaim'in bir filmi giriyor, Flash Bellek. Bu da Suriye'de geçen işte Esad rejiminde bir askerin başrolüne alan bir film yine. Derviş Zaim severler için uzun bir aradan sonra bu haftada o var başka sinemada. Benim gözüme takılanlar bunlardı genel olarak. Sende ne var ne yok? Ben de şeyi ekleyeyim sadece. 9 Nisan'da Cumartesi günü yine Mubi'ye Nadav Lapid'in yenisi Ahed'in dizi filmi geliyor. Cannes'da jüri özel ödülü almıştı. Ben hep aynı cümleyi kuruyorum. Ben film Ekim'de izlemiştim. Ama çok güzel bir filmdi. Ben çok etkilenmiştim. Yani Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme çekmeye çalışan İsrailli bir yönetmenin öyküsünü anlatıyor. Yani hem devleti ve devlet politikalarını tabii ki eleştiriyor ama bir yandan muhalefeti de aynı sertlikte eleştiren bu böyle vatan, toprak, ırk, kültür filan meseleleri üzerine böyle çok da enteresan çekilmiş bir filmdi. Böyle garip kamera açıları, beklenmedik yakın çekimler falan benim çok yani festivalde en sevdiğim filmlerden biriydi. O da 9 Nisan'da geliyor Mubi'ye. Ben de onu eklemiş olayım ve edebiyat tarafına geçeyim. Şimdi öncelikle bir kısa bir şey söyleyeyim. Bunları detaylı konuşuruz. Can Yayınları her ayın başında bu ayneler yayınlayacağız diye bir derleme şey yapıyor. Oradan dikkatimi çekenleri söyleyeyim. Yayınlandıkça her hafta ayrıca konuşuruz ama çok heyecan verici bir ay bence Can Yayınları'nda. Öncelikle sevenler için Japon yazar Yasunari Kawabata'nın iki yeni kitabı yayınlanıyor. Beni çok heyecanlandıran Şilili Roberto Bolaño'nun Katlanılmaz Sırtmaç adlı eseri yine bu ay bekliyorduk zaten çevrileceğini söylemişlerdi. O ekleniyor Bolaño külliyatına. Normal İnsanlar kitabı ve dizisiyle pek bir tanınan Sally Rooney'nin yeni kitabı Güzel Dünya Neredesin de bu ay yayınlanacak. Bunlar dediğim gibi yayınlandıkça bir de yine Alman yazar. Bu modern Alman edebiyatını ben çok çok seviyorum. Böyle Genazino ya da işte Monica Maron gibi böyle acayip isimler var. Ben de bence Jenny Erpenpek de onlardan biri. Onun da yenisi Gölün Sırrı geliyor. Dediğim gibi yayınlanınca bunları ayrıca daha biraz daha detaylı konularıyla beraber konuşuruz. Onun dışında geçen iki hafta önceki bölümde vakit yetmediği için bahsedemediğim ve spoiler verdiğim bir kitap vardı. Onu söyleyeyim. Çok enteresan bir kitap bu. Simon Winchester'ın Deli ve Dahi isimli kitabı. Bu İngilizcenin, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün en kapsamlı ilk versiyonunun hazırlanışının çılgın hikayesi diye anlatılan bir kitap. Bu sözlüğün hazırlıkları 1857'de başladığında İngilizce'nin en kapsamlı sözlüğü olmak üzere harekete geçiliyor ve bir okurlara çağrı yapılıyor. Belirli kelimeler için alıntı ve tanım toplarken bir çağrı yapılıyor. Acayip 10 binden fazla tanıma katkıda bulunan birisi ortaya çıkıyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisi ve işlediği bir cinayet sebebiyle uzun zamandır akıl hastanesine yatmakta olan biri. Onun hikayesi çok enteresan bir hikaye bence.
Deli ve Dahi İtaki'den yayınlandı Füsun Doruker çevirisiyle. Bu böyle yarı kurgu, yarı gerçek hikaye. Son haftalarda dikkat çeken kitaplardan biri bence. Yine kitap haberlerinden araya şöyle bir şey sıkıştırayım. Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı bu yıl. İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü bir etkinlik düzenliyor 13 Nisan'da. Onu da duyurmuş olalım. Ölümünün 100. yılında Marcel Proust ve Türk Edebiyatındaki İzleri isimli etkinlik. Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Seba Şahin katılacaklar. Yani fiziksel etkinlik bu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 13 Nisan'da saat 14'te online yayını olacak mı bilmiyorum. Bakabilirsiniz ama fiziksel olarak da katılabilirsiniz. Proust'un özellikle edebiyatımızdaki izleri derken muhtemelen işte konu Orhan Pamuk'a, Yahya Kemal'e falan gelecektir. İlginç bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Hani online olur kısmı varsa ben de mutlaka izlemeye çalışacağım. Deyip tekrar kitaplara dönüyorum. Bir çizgi roman benim için çok 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 heyecan verici. Philip Girard'ın Leonard Cohen biyografisi çizgi roman olarak yayınlandı. Kara Karga yayınlarından hep karıştırıyorum bunları. Teldeki Kuş kitabın adı Cohen'in ünlü 1969 tarihli Bird on the Wire şarkısından adını alıyor. Mahir Ünsal Eriş çevirisiyle yayınlandı. Bunun çok iyi bir biyografi olduğu söyleniyor. Çizimler de oldukça iyi deniyor. Bunu alıp okumayı heyecanla bekliyorum. Onun dışında yeni çıkanlarda İtalyan yazar Cesare Pavese'nin Yalnız Kadınlar Arasında kitabı Meryem Mine Çilingiroğlu çevirisiyle Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Modern Klasikler serisinden. Pavese malum geçtiğimiz yüzyılın en önemli yazarlarından biri. Bu Zambra'nın Okumamak kitabında da uzun uzun onun doğduğu kente yaptığı yolculuğu anlatan bir denemesi vardı. O yüzden böyle özellikle gözüm seçti onu. Ben hiç Pavese okumadım ve çok merak ediyorum. Bu Yalnız Kadınlar Arasında da yeni çıkanlarından kendisinin. Onun dışında Sel yayınlarında birkaç tane yeni var. Onlara da bakalım. Bir tanesi Sylvia Germain'in Fransız yazar yeni kitabı Amber Gece. Daha önce Gecelerin kitabını yayınlamışlardı. Onun devamı niteliğinde Mükerrem Akdeniz çevirisiyle yayınlandı. Bu kitabı ve aslında Gecelerin kitabını ve Amber Gece'yi ben merak ediyorum. Böyle bir aile hikayesi, Penyal ailesinin bir destansı yazgısına odaklanan bir nevi, tabii ki klasik bütün aile hikayeleri gibi yüzyıllık yalnızlıkla birazcık eşleştirilen ve benzetilen bir eser. Bu da Sel'den yeni çıktı. Yine Sel yayınlarında bir diğer yeni. Yine 1981 Nobel Edebiyat Ödüllü ünlü Bulgar asıllı Alman yazar Elias Canetti'nin Ölüm Can Düşmanım kitabı. Bu da Ahmet Arpat çevirisiyle yayınlandı. Bu hafta dikkat çeken yeniler, aslında çok bir şey yok dedim, epeyce de bir şey varmış. Yeni çıkanlar böyle gözükmekte. Dediğim gibi Can'ın listesindekiler ay içinde yayınlandıkça daha detaylı olarak da konuşuruz. Bende de haberler, gelişmeler böyle. Epey bir şey varmış aslında dediğin gibi. Evet. Bu haftayı da böyle toparlamış olduk. Önümüzdeki hafta biraz daha renkli ve zor geçecek gibi. Festival başlıyor çünkü. Aynen. Epey bir şey olacaktır. Teşekkür ediyoruz bu hafta için herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi haftalar herkese.